Siz kız kaçarken ne yapıyordunuz acaba? Cuma günü akşam dedi. İki Cumartesi yola çıkacaktık. Ben arabayı hazırladım. İsviçre'ye mi dönecek? İsviçre'de dönüş vardı. Baktık bir yere yemeğe gittik. Kız yok. Aradık taradık bulamadık. Neticeyi öğrendik. Ha tamam, ondan sonra okey dedik. Okey demeyecek bir şey yok çünkü kızınız kaçırılmamış. Kızınız çocuk kaçırmış. Kaçırmış. Onu da yeni öğrendik. Sağ olsun, teşekkür ederim. Seneler sonra. Seneler sonra. 20. Halbuki sen zannediyordun ki damat Ayhan kaçırmış. Kızı kaçırmış. Nerede? Nerede? Kaç sene önceydi bu? 21 sene önce. 21 sene sonra geldi çattı intikam zamanı. O yanan yürek, o sönmeyen ateş, o bitmeyen kin, o kalp çarpıntıları ki çok zordur. Zamanı bugünmüş. Müsaade eder misin yavrum? Kalk. Damat otur. İşte ustura. İşte kurban. Adamın kızını kaçırırsın ha. Seni ya ben tıraş edeceğim ya da 21 yıldır ünlüğünü sıkmaya çalışacak olan kayınpederinle usturayı vereceğim. Pamuk erinceye giderse seni kendim tıraş ederim paşa paşa. Burnun bile kanamaz. Kayınpedere bu usturayı verirsem var yandı, gerisini sen yandı, düşün gari. Benim pamuk elim gider cebi canım. Gitsin. Gitsin. Bir. Ya paranı ya canını dedikleri herhalde böyle bir şey olsa ya, gerek. Senin o pis canın gavur parasıyla para etmiyor Aleko. Yaman adam senin. TL görelim akşam. Amma kıymetli torunun, amma kıymetli kocan, amma kıymetli damadın var be. Bir emlilik de alsak da mı? Karışalım bunu, hepsini. Para çok mu? Para çok mu? Sayım eli tükenmez. Ben şu yüzü alayım, gerisi senin acaba. Evet, tıraşı ben yapayım seri bir şekilde. Yavaş. Burayı kim kanattı? Burayla benim alakam yok. Burayla benim alakam yok burayla. Bir dakika, sen para karşın demişsin. Sakin ol, sakin, sakin. O para o kadar kayıp. Sen ne bekliyorsun? Bir de masaj mı yapacağız? Ya tomarına verdin paraları. Tomarı kayınpederde, onunla anlaşacaksın artık. Emin ellerde. Kaçmayacaktı sen o kıza. Babamdan korkarım, kaçamam diyecektin. Ya geçmiş olsun. 21 sen bir öpüşün de hadi bir akıllarda bir şey kalmasın, buyurun. Ben onları her ikisini de bağrıma bastım. Allah'ım o yanak nasıl gitmiyor hala? 21 sen. Bu mevzuyu çözdükten sonra damadımızın tıraşına devam edelim. Buyurun. Şimdi bak Ramazancığım, kaldığımız yerden kursa devam ediyoruz. Kursiyer berberler için telefon numaramız 0212 alan koduyla 612-9090'dan Harun Nair'i bağlatıyorsunuz. Arkadaşımız 24 saat telefonun başında sizi bekliyor olacak. Favoriler kalsın mı? Kalsın. Kalsın. Kesmiyor. İlk bahşiş budur, kesmiyor. Hemen yandan bir pamuk ellerce de balyayı aldın az önce gördüm. Anla kıymetli damadım var be! Bir YTL olmaz. İki YTL hiç olmaz. Üç de olmaz. Kırışalım artık. Beş tane ben alıyorum. Beş taneyi Ramazan alıyor. Üstadım, bir buyurmaz mısınız? Çalınız. Konsantreni bozabilecek her şey olabilir. Yüzüne de o ifadeyi ver ki. Çok özür dilerim. Elim titriyor ya, elimin titremesinin geçmesi lazım. Orada da bütün tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz ki en çok kıymet verenin yanına gideceksin. En çok parası olan değil. O da belli. Canan ciğerim bir tanecik torunum var ya, onu tıraş edeceğiz ama ellerim titriyor. Ellerimin titremesinin geçmesi lazım. Buyur. Sen ben paradan çok korkuyorum, para çok verim ben ona. Allah Allah. Evet, üç gündür köyde bir atasözü söylüyor annemiz. Ben paranı mı korurum? Para çok. Evet, en sık söylenen laftır. Al bakalım.
Hanım verecek mi? Hanım verecek tabii canım. Tabii. Tamam. Bu mudur para çok para çok? Tamam değil. Yok başım bu kadar para. Ne demek yok ben başka? Ben çalışmayın gömeyin. Adam çalışıyor ben yiyeyim. Garip para çok para çok para çok. Adam benim de harcanmıyorum demez. Harcanmıyorum ben. Adam bir daha versin ki bununla el titremesi tabii bir bakalım. Geçti. Bitti. Sen ne istersen. Anneciğim sen bir şeyler daha atıyorsun ortaya. Ne atıyorum ben? Bilmiyorum ne atacağını. Onu da alalım. Evet, tabii canım. Ramazancığım esasında stajyerlere ben ödeme yapmıyorum. Aslında yapmıyorum. Yani hem üste para alıyorsun hem de öğreniyorsun ya. Ondan sonra o kısımları biliyorsun. Gerdirme vesaire falan. Sağ yana almıştın zaten. Affedersin ben boşu boşuna alıyorum. Hatta gözü kapalı büyük ustalar tıraş ederlermiş eskiden. Onu deneyeceğiz. Korkuyor musun? Yok. Gözlerime bakabilirsin. Hatta ben kel alaka bir yere bakabilirim. Müdahale. Sen karnımın canını acıtma, kesme. Acıtma canını. Para çok, para çok da durma. Sen damat olacak. Fazla yapma. Çatla patla, akşam damat olacak. Pabucun damat olacak. Bundan sonra karısına iltifat şey edecek. Hiçbir şey olmaz. Bunu belledim aşağı yukarı. Şimdi simli saçlar ya, onlara zarar vermeden silmek lazım. Şunu şöyle tutuyorsun. Taslar vardı eskiden. Yetiştin mi o döneme? Hayır. Tas tutarlardı. Tabii çömezler. Bir de bütün berberlerden ricamız var. Uyarın kardeşim ya şu tıraştan sonra. Tıraştan sonra gelip armut gibi sürüyorum böyle. diye bağırıyor. Olmaz ki böyle. Olmaz. Bir uyar bir şeyden kalite geliyordu. Canın yanabilir. Canın yanmaz. Ayrıca eğer tecrübeli elleriniz varsa can... Yanmıyor. Yanmıyor mu canım? Yanmıyor. Bir de şunu yapıyorlar berberler. Ondan da hoşlanmıyorum. Şunu olduğu gibi alıyorlar. Bu zaten yeterince yağlı bir şey, tamam mı? Plonk diye atıyor böyle suratı. Öyle olmaz. Bütün suratına sürüyor. Ya bütün güneşlenmeye çıkmayacağız biz. Hafif bir tane pudrayı yap. Gerçi gömleği kolalamışız. Güzel olmuş o ya. Onu da ağır bir şey yumuşatacağız kremle. Sen direkt tatile canım, karını alıyorsun. Güneş kremine ihtiyaç yok. Bu seni aşağı yukarı bir ay falan idare eder. Bazı berberler de kusura bakmasınlar, laubalilik seviyesinde. Samimiyeti iyice abartıyorlar. Ben şöyle krem süren berber biliyorum. Ne oluyor? Hayır, Kırkpınar'da güneş mi yapıyoruz? Tıraş olmuşuz, krem mi sürüyoruz? Bunlara dikkat etmen lazım. Fazlalıkları alabiliyorsun. Aslında fena durmadı be. Devamını getir lütfen. Getirelim. Bir göreyim yani her şeyi. Krem sürmenin devamını getirelim. Hastalıkta kalbur var canım canım. Hastalıkta kalbur var canım canım. Alanda lokum var alda gel alda gel. Alanda lokum var alda gel canım. Ulan girdi başa canım canım. Ulan girdi başa. Damadına kızına sözünü geçirsin diye öğüt veren kayınpeder. Az sonra. Gelini almaya gitmeden önce oğlanın evinde yerde seccadeler kıbleye doğru serilmiş damat. Yanında genç Sadıç, yanında da hocamız. Hocam bu geleneğin adı nedir? Bu geleneğe poşe takma geleneği deniyor. Güveyi giyindikten sonra en son üzerine kırmızı bir şey giydirerek onu daha dikkatli bir hale getiriliyor. Kendi akrabalar da bunun üzerine askılarını para olarak takılarını takıyorlar. Bunu biz besmeleni takıyoruz, arkasından duasını yapıyoruz ve ondan sonra da gelin almaya gidiyoruz. Buyurun. Sadıçlar genç mi olur burada? Sadıçlar genelde ya abisinin oğlu olur, en yakın akrabasının en küçüğü olur. Bunlarda böyle bir adet var. Ama diğer yerlerdeki sadıç yaşlı olur. Buyurun hocam. Evet. Buyurun.
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, şu anda senin huzurunda kutsal bir görevi yerine getirmek için bulunuyoruz. Evlendirecek olduğumuz kardeşimize Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva validemizin, yine Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice validemizin ve yine Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Fatıma validemizin evliliklerini, muhabbetini bunlara ihsan eyle ya Rabbim. İlahi ile helalim bu kardeşlerimizin evlilik merasimlerini gerek kendileri hakkında ve gerekse İslam alemi hakkında ve gerekse ülkemiz hakkında hayırlara vesile olması nasip eyle ya Rabbim. Kendilerinden olacak olan evlad uyarlarını da dinini, vatanını seven, bayrağını seven anasına babasına hizmet eden itaatkar evlatlar nasip eyle ya Rabbim. Nice nice genç evlat kardeşlerimizi de böyle güzel merasimlerle evlenebilmeyi nasip eyle ya Rabbim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke seyyidina melemel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Günler hep başlayacak halimiz yok ya. Bu şora uzun yoldan programımızın, yani programından sana ufak bir hediye. Damat babasının ayağını öpüyor. Siz neye duygulandınız? Duygulandım, duygulu kapıldım. Ne yapayım? Ayağınızı öpünce mi? Yok. Yani böyle bu yaşta oğlan yetiştirmek, düğün etmek, herkes Allah herkes nasip etsin. Ayağınızı niye öpüyor? Bu adettir, bu geleneksel adettir. Hürmetten dolayı. Evet, hürmetten dolayı. Babanın ayağı öpülür. Anne baba malum içi burkulur. Baba biraz kendini sıkar. Anne dayanamaz. Ama bir de kardeşlik vardır ki o da böyle erkek kardeşse, ablasıysa, çünkü bacı mühim hadisedir. Annenize babanıza söyleyemeyeceğiniz şeyi ablanıza söylersiniz. Arkadaşınızla paylaşamayacağınız sırlarınızı ablanıza söylersiniz. Bir evin bir oğlu ve bir evin bir kızı. Hepi topu iki kardeşler. Abla biraz sonra gidiyor. Gidiyor. Damat gelip alıp gidecek. Herhalde düşkün müsündür ablana? Öyle. Senin isim? Şükrü. Şükrü. Konuştun mu ablanla? En son ne zaman konuştun? En son daha demin yatak odasında. Ne konuştunuz? Ne konuştuk? Fotoğraf çektim onları falan filan işte. Düğün telaşı. He. Peki bu takılar sende? Bunlar gelen misafirleri karşıladık. Bunlar senin mi? Yok canım. Annesi, kınada biraz rahattık. Evet. Güldük, oynadık. Ama kızın evden ayrılma vakti gelince yürek bir burkuldu mu? Evet. Bir cız etti. Nasıl geçti akşam, son geceniz? Güzel, iyi geçti. Sarıldınız mı bol bol? Evet. Öptünüz mü yavrunuzu? Konuştunuz mu? Ne dediniz? O da sizde kalsın. Eşinizle konuşabildiniz mi? Akşam? Konuştuk sayılır. Üçümüz mü? Üçünüz mü konuştunuz? Evet. Üçümüz beraberdik. Biraz gözlerimiz konuştu oldu da. Öyle. Pek kelimelere dökülmedi. Evet, yok dökülmedi. Çok zor. Sanıyorum üçünüz akşam ağlaştınız. Pek konuşamadınız da galiba. Hayır, ben ağlamadım. Biraz konuştuk işte, oradan buradan konuştuk. Yani kızımızın mutlu olacağına inanıyoruz kızımızın. Yani istediği birini gittiği için tabii o kadar insan üzülmeye, ama evden ayrılacağı için. Bunlar sevinç gözyaşları ama da aslında, ama normal yani. Seviyoruz, kızımızı da çok seviyoruz, damadımızı da seviyoruz. Akşam üçünüz bir oturmuşsunuz. Evet. Ailecek. Biraz ağlaşmışsınız galiba. Babi. Baban ağlamamış. Ağlamadı. Babalar öyle ama biraz sıkarlar kendilerini. Daha doğrusu son ana kadar. Hatta son ana kadar da değil, yarın sabah kahvaltıda büyük ihtimalle. Olabilir. Sofrada kızımız olmayacak. Başkaları görmese de biz ağlayacağımız zaman ağlıyoruz. Kendimiz oturup baş başa müzik söylüyoruz. Kendimiz dinliyoruz. Dertleniyoruz yani. Dertleniyoruz. Biz hanımla yapıyoruz. Dertleştiniz mi akşam? Dertleştik. Ya hanım, kız büyümüş gidiyor bile ya diye. Evet.
Bayağı kim kimi teselli etti? Galiba siz teselli ettiniz eşinizi. Onlar da beni teselli ediyor, fark etmiyor. Ben de üzülüyorum. Sen hazır mısın? Sayılır. Biz bağlayalım burada lasını, kuşağını. Oy gelin nazlı gelin. Oy gelin nazlı gelin. Ta küçükten sözlü gelin. Zalım kurşun yar mı alır? Kadersiz kısmetsiz gelin. Zalım kurşun. Daha fazla. Ismarladık konuşurlar size. Köyden çık dışarıyı çıkarın bize. Sağdan olursam nenem mektup yazarın size. Sağdan olmazsam neler deyin nenem of of. Hepimize bir sandığa kastılar. Üstümüzden yıldız görek astılar. Kızın geliyor değil mi cüdüler esiler. Üç günlük yolların alırım bir deyin of. Haydi de gidelim koyuşlar sürek avına. Yine mi geldi bizim için ayrılmanın zamanı? Dön gel nenem dön gel şalım ikimiz of. Çevirsin dalını bülbül. Yuvası gelimin karası kazar karası kalbimin yarası ayrılık yarası oh, oh. Ne dönersin ne kapı melek başımda ya gurbet ellerinde canını verir ben seni ya. Olur da bir silama varırsa. Her kınada ağlanır mı? Aslında ağlanmayabilir ama şekil. İsminiz neydi? Hayriye. Hayriye. Bir müsaade edebilir misiniz? Çok yakışıksız bir durum oldu ama bir canlandırma için yani. Şekil, şamak. Sevimsiz ya, ben de farkındayım yani. Gelin olarak oturdunuz. Kına geceniz. Sevdiğinize varacaksınız. Belki de en mutlu gününüz. Neşeli neşeli kınanız alt tarafı elinize kına yakılacak. Elinizi açmayacaksınız. Kaynana işte bir çeyrek yarımdır tamdır neyse işte gönlünden ne koparsa verecek. Bitecek zannediyorsunuz. Öyle değil. Al yarınlarınızı ödünç alabilir miyim? Mutlu Mesut geldiniz. Alın altında oturuyoruz. Aslında herkes neşeli. Seni gelin adam hadi bakayım diyor. Değil mi? Öyle değil. Öyle değil. Sizi görür görmez aslında yüzünüz şöyle. Birdenbire kısımlardan akrabalar anneciğim yakıver adım. Çekiver. Ben yakıver diye seni he. Ağlarımızın en iyi de değil mi? İdenin dağları yerde değil mi? Senin de sevdiğin gurbet elde değil mi? Kusura bakma seni çok sevdim ama o kadar üzdüler ki defol git bozuldu bu iş. Ne istiyorsunuz yahu? Otur otur. Tabii gelin ben olmayınca armut gibi tabii gideriz gibi. Ya gerçek gelin yapsa öyle öyle olmaz. Buyurunuz al yazmanız Hayriye Hanım. Ne istiyorsunuz anlamadım. Kız burada... Al yazmanı düreyim mi? Aşk koynunu gireyim mi demiş. Kim demiş? Atılağımız. Tamam. Ben özür dilerim oturmuşum siz ayaktasınız affedersiniz. Olsun olsun. İsminiz? Evet. Hatice Yeşilkaya. Hatice Hanım efendim gelin hanımın ki ayakta kaldınız buyurunuz. Geç nenem sen. Nenesi mi oluyorsunuz? Ben babaannesiyim bunun. Babaannesi. Hı. Bu
adetten midir böyle? Yavrum gitti gırmadı. Evvel yoksa... evvel bizim günlerimizde öyleydi. Onlar azaldı garip. Yok bin gibi. Kalmadı mı onlar? Kalmadı garip. Ne olacaklar? Onlar ırıyorlar bilmiyorum ne bunlar olacaklar. Bunlar Fransız usulü giyinecekler. Ha. Sanki bir Türk kızı değil de ecnebi kızı evleniyormuş gibi. Ha. Komparsitalar. Tabii. Öyle. Buna mı döndü iş yani? E iş olar var yok garip. Peki ağlamak zorunda. Hanım oldu şimdi işeyle. Estağfurullah canım siz hanım siz de hanımdınız. Hanımız da bizim günlerimizde ağlamak çoğudu. İşe yemek çoğudu hindikleri. Sosyete oldu bunlar ha. Ağlamıyorlar ha. Yani. Biz atları da bindik. Bizim günümüzde üç eteklerde keydik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.